Evet arkadaşlar, karikatür çizmek çok kolay. 6. bölüme hoş geldiniz. Bu bölüm çok keyifli bir şey yapacağız. Hayvan çizimi yapacağız. O zaman başlayalım. Şu ana kadar çizdiğimiz aslında bütün bilgileri de kullanacağız hayvan çizimlerinde. Boyalarımı da getirdim. Biraz boyama da yapalım. Önce fille başlayacağım, sonra bir tane zürafa çizeceğim. Şimdi filimi çizeceğim. Filimi yine geometrik olarak görüyorum. Benim bir de fille bir anım var. Fille senin ne anın olabilir diyeceksin. Gördüğünüz gibi bir dikdörtgen, bir de karemsi bir yapı oluşturdum. Üst üste çizdim. Fillin bir de kulakları oluyor kocaman. Kocaman kulaklar. Oraya da geometrik bir şekilde yerleştiriyorum. Şuraya iki tane yine yuvarlak göz ekleyeyim. Hortumunu neyle oluşturuyorum? Uzun dikdörtgenlerle. Şimdi bu hortumun bir parçası. Bir de şöyle dönsün istiyorum. Bir de hortumun ucunda şuradan su çıkıyor. Böyle bir yapı var. Evet. Şuradan ağzı gelecek daha sonra. Onu sonra halledeceğim. Bacaklarını çiziyorum. Bacakları oldukça kalın. Kalın bir arkadaşımız. Fil çizmeyi gerçekten seviyorum ya. Yani. Hatta benim festivalde çizdiğim bir fil vardı. Ankara Uluslararası Karikatür Festivali. Son festivalinde kapağına basılmıştı. Çok hoşuma gider. Şimdi filmi kabaca çizdim arkadaşlar. Şimdi ne yapacağım? Kabaca oturttum gördüğünüz gibi. Şöyle bir yine bakayım. Bütün videolarımda böyle bir hareketim var. Şimdi kübik bir şekilde filmi çıkardım. Şimdi ne yapacağım? Ben bunu yumuşatacağım. Yani şuradan vücudu böyle çıksın. Şurayı da yumuşatayım. Filin ayakları bu kadar net değil. Şöyle bir açılma yapıyor. Yani o kadar ağırlığı taşımak kolay değil. Bu ayağı da öyle. Bütün ayakları aynı şekilde. Ve bunun böyle böyle tırnakları var. Böyle kocaman değişik tırnakları var. Şöyle kuyruğumu da getireyim. Çok eğlenceli. Yani bu fili çizmek gerçekten çok eğlenceli. Kafasına şöyle hafif bir şekil veriyorum. Kulağın içini de yapayım şöyle. Güzel. Yumuşatıyorum yani çizgilerimi. Mümkün olduğunca yumuşatıyorum. Çünkü biraz da sempatik olsun istiyorum. Ben ne kadar yumuşak çizgi kullanırsam çizimim de o kadar sempatikleşiyor. Yumuşatıyorum yine aynı şekilde. Gördüğünüz gibi. Biraz kalından, inceden kalına doğru gider bu arkadaşın hortumu. Evet, kafası buradan geldi. Evet, kabaca filmi oluşturdum yani. Olay bitti. Şurada böyle çizgiler olur. Hortumun kıvrılma, körük gibi hortumu. O yüzden böyle bazı çizgilerim var. Evet, gördüğünüz gibi çok basit geometrik şekillerle filmi çok güzel bir şekilde oluşturdum ben de. Evet, geçeyim çinilemeye. Çinilerken de size anımı anlatayım fille ilgili. Yıllar önce güzel sanatlara hazırlanırken o dönem Ankara'da hayvanat bahçesi vardı. Bizi hocamız oraya hayvan çizimine götürmüştü. Ben de filin olduğu yerdeydim. Böyle yüksek bir yere tırmandım. Biraz file yaklaşmışım o arada. Ben çizime dalmıştım. Şöyle gözümü bir baktım şöyle. Fili çiziyorum böyle. Bir baktım bir ara dalmışım ve filin hortumunun bana doğru geldiğini gördüm. Bir iki adım atmasam büyük ihtimal bir temas haline girecektik. Yani fille ilgili böyle ilginç bir anım var. Yıllar önce yani bayağı bir oldu. Daha üniversiteye girmemiştim. Güzel Sanatlar Fakültesine. Bu arada Hacettepe Güzel Sanatlar mezunuyum ben. Seramik bölümünden mezun oldum. Okulda da 3 boyutlu karikatür denemelerim oldu.
Ha, bunu ilk yapan ben değilim ama öğrencilik yıllarında yine işimiz gücümüz karikatürdü. Durmadan çiziyorduk, sergilere katılıyorduk, yarışmalara iş yolluyorduk. Birkaç ödülüm de var yarışmalardan. Organizasyon kısmını da çok seviyorum karikatürün. Sergi düzenleme, yarışma düzenleme, yarışma da düzenledik. Karikatürün her şeyi çok hoşuma gidiyor. Hem çizmek, hem öğretmek, hem sergi açmak. O serginin mesela çerçeveleme aşaması, her türlü hammallığı bile hoşuma gidiyor, ilginçtir. Evet, bu arada lafa daldık. Filmimiz de bitti o arada. Evet, şimdi bu filmi bir de boyayayım bari. Normalde filler gri renkli olur. Ama ben böyle renkler getirdim. Bunun hepsiyle boyayabilirim. İstediğimle boyayabilirim. Hangisi renk gelecek bakalım. Mavi geldi. Mavi bir film olacak. Kalemimi yatırdım, daha geniş bir alan olduğu için. Küçük bir tiyo vereyim size. Şimdi öndeki parçalar her zaman gölge düşürür. Ne demek bu? Şöyle ki, kafa burada önde. Vücudun şu kısmına boyarken biraz daha bastırıyorum. Şöyle. Yani normal boyadığım tonda değil de biraz daha bastırıyorum. Mesela arka bacak arkada kalmış. Oraya biraz bastırıyorum. Buna bir de bir zemin çizeyim ben şöyle. Şöyle bir şey yapalım. Oraya da hafif yeşil mi atsak? Film oldu. Karikatürünüzde olmazsa olmaz, ister adınızı yazın, imza atın, mutlaka atın. Ben mesela EY olarak atıyorum, Emre Yılmaz. Y biraz daha farklı bir karakter. Bir de buraya yılı yazarsanız ileride bakarsınız, o çok hoşunuza gider. Evet, kabaca şöyle bir film çizdim. Evet, filmimiz gitti. Şimdi bir tane de bu tombiş bir arkadaştı. Bir tane de uzun bir arkadaş çizerim. Hatta kağıdımı şöyle tutayım. Dik tutsam ne olur şöyle. Dik tutayım ya, kameraya girdiği kadarıyla artık. Artık yapacak bir şey yok. Şimdi bir tane de zürafa çizeceğim. Bunun için de yine basit geometrik şekilleri kullanıyorum aynı şekilde. Yani inceleyin arkadaşlar. Bol bol inceleyin. Bol bol. Açın fotoğraflarına bakın, çizeceğiniz hayvanları mutlaka bakın, fotoğraftan faydalanın. Hani bu kopya çekin anlamında değil, açın bir bakın, hani nasılmış onun yapısı, nasıl ben onu nasıl geometrik hale getiririm, bunlar önemli şeyler. Biraz daha uzatalım şunu. Gördüğünüz gibi çok basit bir şekilde, evet altı göremeyeceğiz sanki, şöyle. Gördüğünüz gibi çok basit. Şuraya bir daire çizeyim. Şöyle burada topuklar olsun. Şurada bir butu olur bunların. Arka bacağında bir butu olur onların. Şuradan bile bir kuyruk olsun. Buradan yine arkadan bacağını da göreyim. Şurada yeleleri olacak. Saçları olacak. Şuraya da bir şey ekleyeyim böyle bir. Böyle bir hafif ortaya çıksın. Şimdi bunu yumuşatacağım. Gözler buradaydı. Buralar fena olmamış. Şöyle bir ağız yapacağım. Evet. Şurayı biraz daha aşağıya alabilirim. Yani her türlü düzeltmemi eskiz aşamasında yapabilirim. Kurşun kalemle, çünkü silebiliyorum daha sonra. Öyle bir avantajı
söz konusu. Evet, şimdi ben bunu bir çinileyim bakalım ne yapmışım. Çizdim, siliyorum kurşun kalemimi. Şimdi gelelim en güzel kısma. Zürafaların üstünde belli geometrik motifler var, desenler var. Motiften ziyade desen daha doğru oldu. Desenlere ben bir espri ekleyebilirim. Nasıl bir espri ekleyebilirim? Onu ince kalemimle yapacağım. Kontürlerimi kalınla yaptım. Oralara kalp ekliyorum arkadaşlar. Bunu da boyayalım. Bunu da mesela istediğimiz renge boyayabiliriz. Yine karıştırıyorum. Siz istediğiniz renge de boyayabilirsiniz. Bakmayacağım, tamam. Turuncu. Hadi bakalım. Turuncu bir zürafa. Bakalım hangisiyle boyayacağım acaba? Gözümü kapattım. Görmüyordum. Mor. Değişik. Kalpler mor oldu arkadaşlar. Bu arada karikatür nedir acaba? Yani her yerde bulabileceğiniz anlamı var. Çizgiyle mizah yapmak kısaca. Bir de tabii mizah olmadan karikatür oluyor mu? Olmuyor tabii ki. Mizah nedir? Mizahtı Türkçe gülmece, anlam yükleme, komikleştirme anlamında. Karikatürde çizgiyle mizah yapmak, yani çizgiyle eleştirmek, komiklik yapmak, güldürürken düşündürmek filan. O tip şeyler de vardır ya. İçimizden ne geliyorsa kahverengiyle şöyle hafif belki gölgeler atabilirim biraz. Attım ve olmazsa olmaz bir zemin. Mesela maviyle biraz arkaya plana şöyle boyayabilirim. Farklı mekanlarda kullanabilirsiniz. Ne bileyim, ağaç olabilir. Bir tane ağaç da ekleyelim buna ya. Değil mi? Böyle boş kalmasın. Şuradan bir tane bir ağaç ekleyeyim. Şöyle hafif yeşilimi atayım. Şöyle tabii yarısı çıkmamış sanki. Evet. Şurası bir boş kaldı. Güneş ekleyelim yahu, değil mi? O da mesela nokta gözlü olsun. Gülsün. Gördüğünüz gibi yani çok basit bir şekilde mekanda oluşturabiliyorum yani. Esprinize bağlı biraz. Yaptığınız espriye eğer bir şey katkısı olacaksa mekanda ekleyebilirsiniz. Tabii ki ne yapıyorum? İmzamı atıyorum. Çünkü bu benim karikatürüm diyorum. Öyle bir zürafamız oldu. Bu da böyle gidiyordu. Evet arkadaşlar, karikatür çizmek çok kolay. 6. bölümün sonuna geldik. Teknik olarak anlatacağım bunlardı ama aklınızda takılan şeyler varsa bize yazın. Olmadı yeni videolar da çekeriz onlarla ilgili. Sosyal medya bütün hesaplarımızı takip edebilirsiniz.
YouTube'a abone olmayı unutmayınız lütfen. Desteklerinizi bekliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere.